Geride bıraktığımız 2022 yılı kadınlar açısından gerçekten şu zorluklarla dolu ama bir taraftan da mücadelenin bir an bile durmadığı bir yıl olarak karşımızda duruyor. Ancak bildiğimiz gibi sadece Türkiye, Kürdistan, Orta Doğu açısından değil, dünyanın dört bir yanında erkek egemen rejimler ve iktidarlar açısından kadınlara, halklara, ezilmişlere saldırarak zorbalığı ve savaşı derinleştirerek geçirdikleri bir yıl olarak da karşımızda duruyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının başlaması, Orta Doğu'da merkezleşen savaşın bu süreçte daha da derinleştirilerek uluslararası güçlerin bu süreçte kendini büyütme çabalarının içerisinde olduğu bir yıl olarak karşımızda duruyor 2022 yılı. Bu yılın en önemli gelişmelerinden bir tanesi, sizin de bildiğiniz gibi Rojhelat'ta Kürt kadınlarının Jina Amini şahsında Jina Amini'nin katledilmesinden sonra başlayan ve Rojhelat'ta başlayıp İran'ın dört bir yanına Jinjiyan sloganlarıyla yayılan Serhıl'dan 100 günü aşan bu mücadele, bu Serhıl'dan, bu itiraz bugün sadece Rojhelat'ta değil, sadece İran'da değil, sadece Kürt kadınlarının dilinde değil bu slogan. Dünyanın dört bir yanında Jinjiyan azadi sloganlarının yükseldiği bir yıldı. Yine Afganistan'da kadınların Taliban rejimine karşı mücadelelerinin büyüttüğü bir yıldı. Hindistan'da, Amerika'da, yani Şili'de dünyanın dört bir yanında erkek egemen iktidarlar kendilerini, rejimlerini kurumsallaştırmaya çalıştıkça kadınlarda mücadelelerini, direnişlerini yaygınlaştırdığı enternasyonel bir mücadele haline getirdi. İran'da saç teliğinde bayraklaşan bu mücadele Jinjiyan azadi sloganıyla vücut buldu. Nankar azadi sloganıyla buluşup Orta Doğu'da krizden çıkmanın sesi, soluğu, paradigması haline geldi. Buradan bir kez daha Rojhelat'ta Jinjiyan sloganları atan kadınlar şahsında, Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de yeni yaşamı öğren kadınlar şahsında mücadele eden bütün kadınları buradan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. İsyanımızın, itirazımızın yeni inşa edeceği yüzyıl olacağı inancıyla buradan bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Evet, dünyada erkek egemen iktidarlar zor ve baskıyla ayakta durmaya çalışırken tabii ki Türkiye ve Kürdistan'da da maalesef durum bu açıdan çok farklı değildi. Türkiye'de AKP-MHP ittifakı, AKP-MHP savaş bloğu, AKP-MHP erkek ittifakı bu süreç içerisinde kadın kazanımlarını her an, her saniye hedef almaya devam etti. Tek tek yıl içerisinde mücadelemizde, emeğimizde elde ettiğimiz, tırnaklarımızla kazıya kazıya büyük bedellerle elde ettiğimiz kazanımlarımız AKP-MHP ittifakı tarafından hedef alındı. Bu süreç içerisinde tek bir adamın ağzından çıkan sözle İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararı ilan edildi. Dünyada sadece bakın Türkiye'de değil, İstanbul Sözleşmesi'nin esası İstanbul'da imzalanması, ilk imzacının Türkiye olması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi'ni alan bu sözleşme sadece Türkiye'de değil, dünyada kadınlara, çocuklara ve LGBT'lere yönelik bütün bu şiddeti önlemeye esas alan çok kıymetli bir sözleşmeyken maalesef bu erkek egemen iktidar sözleşmeden geri çekildiğini ilan ederek aslında kadın düşmanı politikalarını bir kez daha tescillemiş oldu. Bu sözleşmeyle aslında erkeklere toplum içerisinde kışkırttıkları, her gün hedef, kadınlara hedef gösterdikleri erkeklere de büyük bir cesaret verdiklerini, bununla ne olursa ol, öldürsen de birkaç yıl yatarım anlayışını toplum içerisinde yerleştirdiklerini biliyoruz ve maalesef tam da bu politikalar nedeniyle bu yıl içerisinde en az 310 kadın erkek şiddeti sonucunda katledildi. İktidar erkekleri cezasızlıkla yine ödüllendirmeye bu süreç içerisinde devam etti. Şiddete uğrayan kadınlar kolluğa gittiklerinde destek alamadılar. Ana dillerinde alamadıkları destek nedeniyle şiddet ortamlarına geri döndüler. Katledilen kadınları cinsiyetçilik diliyle her defasında suçlu gösterecek biçimde yine bu iktidarın medyası tarafından bir yıl içerisinde medya aracılığıyla yaygınlaştırmaya devam ettiler. Ama tabii ki kadınlar bunun karşısında bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyerek 25 Kasım'da alanlara, sokaklara, meydanlara çıktılar. Büyük bir ablukayla karşı karşıya kaldılar. 25 Kasım dünyanın tümünde şiddete karşı uluslararası mücadele günü olan bir günde Türkiye'de kadınlar devletin şiddetiyle yüz yüze kaldı. Kadınların kolları, bacakları kırıldı. Gözaltına alındılar. Gözaltında tacize uğradılar. Ama 25 Kasım'da kadınlar bütün bu saldırılara rağmen, marjinallik suçlamalarına rağmen, darp edilmelerine rağmen, gözaltına alınmalarına rağmen
sokaktan geri çekilmediler. İktidar bu yılda kadınlarla baş edemediğini de bir kez daha tescillemiş oldu. Kadın düşmanlığını da ama kadınlarla baş edemediğini, kadınların geri adım atmayacağını, atma konusunda hiçbir tereddütleri olmadığını bir kez daha gösterdi. Bütün bu kazanımlarımız gasp edilip saldırı altındayken örgütlü mücadelemiz de yine 25 Kasım'da esaslı hedeflerden bir tanesi haline geldi. Bir taraftan kadın cinayetlerini durduracağız platformuna dava açıldı. Biliyorsunuz kadın cinayetlerini durduracağız platformu bugün Türkiye'de kadın cinayetlerine karşı mücadele eden, kadın cinayetlerinin istatistiğini devletin yapması gereken istatistik verileri toplayan bir dernek. Bu derneğe kapatma davası açıldı. Ama bir taraftan da Kürt kadın hareketine, Tevgere, Jine, Azad'a sistematik bir biçimde saldırıların gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yılın son günlerine doğru yine Tevgere, Jine'nin Azad aktivistleri, Tejalı arkadaşlarımız, Kürt kadın hareketinden arkadaşlarımız, yani bu erkek egemen, tekçi, cinsiyetçi, militarist rejime, savaş rejimine karşı kadın özgürlükçü perspektifi örme iddiasında olan, toplumu dönüştürme iddiasında olan Tejalı arkadaşlarımız yılın sonunda bir operasyonla gözaltına alındılar ve 8 arkadaşımız bu operasyonun sonucunda tutuklandı. Bu mesajın sadece gözaltında ve tutuklanan kadın arkadaşlarımıza olmadığını çok net biliyoruz. İktidar bize mücadele etmeyin diyor. İktidar bize yalanlarımıza, oluşturduğumuz algılara boyun eğin diyor. İktidar kadınlara evin içerisinde erkeğe, dışarıda devlete biat edin, geri adım atın, öncülük etmeyin diyor. Bu mesajı sadece mücadele eden kadınlar değil, bütün toplumdaki kadınlara veriyor. Ama şunu bir kez daha gördük ki kadın arkadaşlarımız Sabahatlar, Aylalar, Gültanlar, Bediyalar, yani şu anda cezaevinde rehin tutulan hiçbir arkadaşımız bu saldırılara, bu gözaltı rehin alma politikalarına karşı geri adım atmıyor. Duruşma salonlarında bu erkek egemen rejimi yargılamaya, karşısında dimdik durmaya devam ediyor. Evet, iktidar ifade ettiğimiz gibi kadın mücadelesi yürütenler yanında toplumsal öncülük yapan kadın siyasetçileri de bu süreçte hedef almaya devam etti. Bugün meclisteki kadın temsiliyetini artıran parti olan partimiz yine yerelde kadın siyasetini artıran partimizin siyasetçilerine, demokratik siyasetin öncülerine de bu süreç içerisinde hedef alındığını çok net bir biçimde biliyoruz. Bu süreçte Semra Güzel arkadaşımız Suç İşleri Bakanı tarafından, bakın bunu ısrarla ve sürekli bir biçimde söylüyoruz, neredeyse bu ülkedeki bütün suçlularla fotoğrafları çıkan, bu ülkedeki mafya liderleriyle, bu ülkedeki uyuşturucu baronlarıyla, taciz, tecavüz, istismar failleriyle fotoğrafları çıkan Suç İşleri Bakanı tarafından ve yine ona bağlı medya kuruluşları tarafından hedef alındı. Bir manipülasyon çalışması sonucunda dokunulmazlığı kaldırıldı. Gözaltı esnasında başı öne eğdirilmeye çalışıldı ve en nihayetinde geçtiğimiz hafta yine mecliste AKP, MHP vekillerinin verdikleri oyla Semra Güzel arkadaşımızın vekilliği düşürüldü. Demokratik ülkelerde halkın verdiği yetkiyi halk alır ama Türkiye'de maalesef halkın verdiği yetkiyi tanımayan iktidar, bu faşist iktidar her defasında türlü kumpaslarla, yöntemlerle halkın iradesini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bununla da yetinmiyor. Kumpas davalarıyla bugün Kobani kumpas davası bir yerde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta DBP, Demokratik Bölgeler Partisi, yani en büyük bileşenimiz olan Demokratik Bölgeler Partisi, Kürt halkının öncülüğünü, demokratik siyasetin öncülüğünü yapan Demokratik Bölgeler Partisi'ne yine operasyon yapıldı. İçerisinde eş genel başkanımız Keskin Bayındır'ın da olduğu onlarca arkadaşımız gözaltına alındı. Keskin Bayındır ve Diyarbakır İl Eş Başkanımız da tıpkı bu kumpas davası sonucunda tutuklandı. Bunlarla da aslında iktidarın 2022 yılı içerisinde yetinmediğini çok iyi biliyoruz. Bu yıl iktidar açısından suçların alt alta dizildiğinde buradan Ankara'ya olacağı bir süreci yaşadık. İktidar şunu söylüyor: kadınlardan, işçilerden, emekçilerden, gençlerden yana siyaset yapmayın. Böyle bir siyaset yürütürseniz sizi hedef alırız ama defaten söylüyoruz, biz buna direnmeye, buna mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve yine bu kumpas saldırıların bir örneği olarak biliyorsunuz ki Deniz Poyraz arkadaşımız İzmir il binamıza giren bir kişi tarafından katledildi ve duruşması İzmir'de devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda önce duruşma
Şakran cezaevine kaçırıldı. Son duruşmada, karar duruşmasında avukatların, milletvekillerinin, baro başkanlarının, bu da yetmedi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın duruşmayı takip etmesi engellendi. Bu dosya halktan kaçırıldı. Biz neden kaçırıldığını çok iyi biliyoruz. Çünkü bu katliamı yapan sadece tek bir kişi değildi. Bu katliamı yapan sadece tetiği çeken değildi. Bu katliamın arkasındakileri gizlemek, esas failleri gizlemek için bu dosya Şakran cezaevi kampüsüne taşınarak halktan kaçırıldı, kamuoyundan kaçırıldı, avukatlardan kaçırıldı. Ama buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Deniz Poyraz yoldaşımızın esas failleri, arkasındaki güçler yargılana kadar mücadelemiz devam edecek. Ve değerli arkadaşlar, değerli halkımız, Türkiye'de, Kürdistan'da bunlar yaşanırken sadece içeride değil, aslında AKP, MHP ittifakını yarattığı Kürt ve kadın düşmanlığının sonuçlarını yurt dışında da yakından şahitliğini ediyoruz. Önce Nagihan Akarsel arkadaşımız. Nagihan Akarsel arkadaşımız şahsında kadın mücadelesinde yaşamını yitiren bütün yoldaşlarımızı buradan saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Biliyorsunuz Süleymaniye'de 11 kurşunla katledildi Nagihan Akarsel arkadaşımız. Yine geçen hafta Paris'te 3 Kürt Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde katledildi. Biz defalarca ifade ettik. Daha önce de Paris'te benzer bir katliam yaşanmıştı. 3 kadın Avrupa'nın en büyük merkezlerinden olan Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan, Leyla Şaylemez 10 yıl önce, bu yıl 10. yılı olacak, 10 yıl önce katledilmişti. Eğer o gün failleri bulunup, gerçek failleri bulunup yargılansa, gerçek failleri açığa çıkartılsaydı bugün ortaya çıkan bu katliam gerçekleşmeyecekti. Onun için buradan Fransız hükümetine biz size çağrılarımızı yapmıştık, tekrar ediyoruz. Eğer bunun Kürtlere dönük bir saldırı olduğunu ifade ediyorsanız bugün bunu sadece tetiği çekenin değil, esas planlayıcılarının, suç ortaklarının da açığa çıkması için adım atılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ama bir şeyi daha altını çizip dikkatinizi çekmek istiyorum. Her konuda anında açıklama yapan, bizlerle ilgili her konuda sosyal medya paylaşımlarıyla linç edenler, Türkiye'deki yetkililerden bugüne kadar herhangi bir tepkinin ve refleksin verilmemiş olması dikkat çekici. Biz bunu Deniz Poyraz'dan da biliyoruz, daha önceki Paris katliamından da biliyoruz. Bu aslında Türkiye'nin bu meselede nerede durduğunu ve bu meseleye nasıl yaklaştığını da bir göstergesidir. Maalesef Kürtler bu süreç içerisinde her yerde, ama özellikle Kürt kadınları her yerde, Türkiye, Kürdistan ve dünyanın dört bir yanında hedef alınmaya devam ediyor. Biz mesajı alıyoruz, az önce de söyledim. Bu mesajın karşısında direnerek, mücadele ederek, örgütlülüğümüzü büyüterek, bu faşist iktidarı 2023'te göndererek en büyük cevabı vereceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ne fezlekeler, ne tehditler, ne katliamlar, ne rehin alma politikaları bu halkın, kadınların mücadelesine geri adım attıramayacak. Ve yine 2022 yılı maalesef AKP-MHP ittifakının bir kara lekesi olan çocuk istismarına da damga vuran bir yıldı. Biliyorsunuz Hira Nur Vakfı'nda yaşananları Türkiye toplumu, Türkiye kamuoyu günlerce tartıştı. Tekraren ifade etmek istemiyorum. Çünkü bunun münferit bir mesele olmadığını çok iyi biliyoruz. İlk gün söyledik. Bu münferit bir mesele değil. Açığa çıkan bir vaka, ama bugün açığa çıkmayan, kamuoyunun bilgisi olmayan onlarca benzer örnek olduğunu biliyoruz. Ve bugün cemaatlerde, tarikatlarda, yurtlarda, okullarda çocuk istismarları gerçekleşiyorsa bu iktidarların bu kesimlere verdiği güç, cezasızlık politikası, üstünü örtme politikasıyla bağlantılıdır. Bakın, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2018 raporuna göre Türkiye'de çocuk istismarında 3. sıradayız. Bu korkunç bir veri, korkunç bir veri. 2002 yılından bugüne 440 bin çocuk istismar sonucunda çocuk doğurmuş, doğum yapmış. 440 bin çocuk. Bakın, bunlar korkunç rakamlar. Peki bunu açığa çıkan veri ne? İşte Aile Bakanı'nın bir kereden bir şey olmaz söylemi bugün bu tabloyu açığa çıkarandır. Hira Nur Vakfı'nda da benzer bir yaklaşımın olduğunu hep beraber şahitlik ettik. Maalesef çocukları korumaktan sorumlu bakan, kadınları korumaktan sorumlu bakan, 2 yıl boyunca
Hiranur Vakfı'ndaki vakadan, istismardan haberdar olduğunu çıkıp açıkladı. Ve bunu çok pişkin bir biçimde açıkladı. Hatta yetmedi, bizi tekrar hedef göstermeye devam etti. 2 yıl boyunca bakanlık bundan haberdar. 2 yıl boyunca bu dosyaya müdahil olunmamış. 2 yıl boyunca kadınlar mücadele etmesi, kamuoyunda gündemleşmesi, toplum meselenin üstüne gitmesi, tutuklama olmayacak. 2 yılın sonunda bakan çıkıp çok olağan bir durummuş gibi haberdar olduklarını ifade ediyor. Ve buna karşısında pişkin de muhalefete, kadınlara saldırmaya devam ediyor. Biz biliyoruz ki Ensar Vakfı'nda ortaya çıkan istismar vakalarının üstüne gerçek anlamda gidilseydi bugün Hiranur Vakfı'nda bu tablo açığa çıkmazdı. Gerçekten aileden sorumlu bakan, çocukları ve kadınları koruma iddiası olsaydı bunları yaşamazdık. Bir örneğini daha sizinle paylaşayım. Batman'da 14 yaşında bir kız çocuğu kaçırıldı. Biz bunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na sorduk. Bakanın verdiği cevap gerçekten dehşet verici. Dehşet verici bir cevapla karşılaştık. Bir bakan bir troll gibi cevaplar veriyor milletvekillerine, parti yetkililerine. Ne diyor bakan? Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak emniyet ve kolluk birimlerinin yetkilerine sahip değiliz. 14 yaşında bir kız çocuğu kaçırılmış. Yaşam tehlikesi yaşıyor. İstismara uğrama tehlikesi yaşıyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanı çıkıp bu konuda çok rahat bir biçimde bu konuda kendilerinin sorumlu olmadığını ifade etmiyor. Yetmiyor. Yine Siirt'te benzer bir biçimde küçük yaşta bir kız çocuğunun istismarı ile kamuoyuna yansıdı. Bununla ilgili de herhangi bir tutuklama olmadığını biliyoruz. Yine bakana sorduk. Yine bakanın verdiği cevap bu meselenin kendileriyle ilgili olmadığını, kamuoyuyla bununla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Şimdi buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na bir kez daha sesleniyoruz. Bakanlığınızın kapsamına giren hiçbir vatandaşı koruyacak yeterlilikte olmadığınızı bir kez daha gösterdiniz. Böyle bir iddianızın olmadığını gösterdiniz. Sizin derdiniz sadece sıcacık koltuklarınızda oturmak, iktidarınızı korumak, insanların hakkına girmekten, çocukları istismarla yüz yüze bırakmaktan, kadınları şiddetle yüz yüze bırakmaktan vazgeçin. O koltukları terk edin. Beceremiyorsunuz, başaramıyorsunuz. Bırakın biz çözelim. Bizim çözme iddiamız da var, yeterliğimiz de var. Evet, 2022 yılı kadınların şiddetle, istismarla, hedef almalarla geçen yüz yılı içerisinde bir de maalesef yoksulluğun daha da derinleştiği bir yıl oldu. Bu süreç içerisinde erkek siyaset bütçeyi yine savaşa, ranta, talana ve faize ayırdı. Maalesef bu süreç içerisinde kadınlar daha da yoksullaştı. Kadın yoksul işsizliği bu sene sadece bu sene içerisinde, bir yıl içerisinde 10.000'den fazla arttı. Her 100 kadından sadece 18'i kayıtlı ve güvenceli çalışıyor. Genç kadın işsizliği %28.3, tarım işçisi kadınların %98'i güvencesiz olarak çalışıyor. Yine buna karşılık iktidar toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını politik belgelerin tümünden çıkardı. Kadın erkek fırsat eşitliğini dahi, bakın bunu dahi kullanmaktan vazgeçen bir iktidar var. Son bütçeleme çalışmasında da neredeyse kadının adının geçmediğini gördük. Bir silaha yatırdıkları parayla bu ülkede kaç sığınma evinin kurulacağını siz hesaplayın. Bu ülkede savaşa, ranta, faize yatırdıkları bütçeyle aslında toplumda nasıl bir dönüşüm yaratacağını buyurun hep beraber hesaplayalım. Ama biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu iktidarın bu yeterliliğinin bu becerisi olmayabilir ama bizim iddiamız var. Yerel yönetimlerimizde bu iddiamızı gerçekleştirdik. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarını yaptık. Kadınların toplumun her alanında irade sahibi, söz sahibi olabileceğini, olduğunu, çok da başarılı bir toplumsal dönüşüm yarattığını gördük. Bu nedenle kayyumlar atandı ama biz bu dönüşümü, bu iddiamızdan vazgeçmiyoruz. Bizler 2023 yılında, bu yeni yüzyılda da tam da bu erkek egemen, tekçi, milliyetçi siyasete karşı kadın özgürlükçü siyaseti biz kuracağız. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeyi, kadın yoksulluğunu bizler hep beraber, kadınlarla beraber kaldıracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni biz tekrar uygulayacağız. Eş başkanlık sistemini siyasetin her alanında biz uygulayacağız. Kadın özgürlükçü politikalarını merkezimize alacağız. Cinsiyet temelli türden bütün ayrımcılıkları hep beraber biz kaldıracağız. Engelli kadınlara asgari ücretten olmayacak, az olmayacak şekilde temel yurttaşlık geliri ödeyecek, tüm sığınma evlerinin erişimini sağlayacak. Hem engelli kadınlar hem de engelli
anneleri için yaşam destek merkezleri açacağımızı, bunu bizlerin başaracağını 2023 yılında bir kez daha ifade edelim. Ve son olarak kadınlar bütün bu süreçleri yaşarken tabii ki savaş ve tecrit politikalarından bağımsız ele alamayız. Bildiğiniz gibi aylardır Sayın Öcalan'dan İmralı'da ağırlaştırılmış tecritle yüz yüze bırakılan Sayın Öcalan'dan haber alınamadığını biliyoruz. Bu tecrit politikaları savaşı, savaş yoksulluğu, toplumsal ayrıştırmayı beraberinde getiriyor. Tam da bu nedenle günlerdir milletvekili arkadaşlarımızla beraber Adalet Bakanlığı'nın önünde nöbet tutuyoruz. Eş genel başkanlarımız, parti sözcümüz, DBP eş genel başkanlarımız bu süreçte Sayın Öcalan'la görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvurular yaptı. Bizler avukatlar ve aile başvurular yaptı. Biz sonuç alana kadar Adalet Bakanlığı'nın önündeki nöbetimize devam edeceğiz. Çünkü tecrit bugün hepimizin yaşamında büyük bir etkisinin olduğunu, tecritin kadınlara şiddet olarak, yoksulluk olarak, topluma yoksulluk olarak, topluma ayrıştırma olarak döndüğünü biliyoruz. Bunun karşısında İmralı'da Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit kırılıncaya kadar nöbetimizin ve mücadelemizin devam edeceğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Evet, başta da söyledim, 2022 yılının son saatlerindeyiz, 48 saat sonra yeni bir yıla gireceğiz. Ama sadece yeni bir yıla girmeyeceğiz. 2023 Türkiye'de Cumhuriyet'in de ikinci yüzyılının yılı olacak. Bu yüzyılda kadınlara, halklara, Kürtlere kaybettirmeye çalışan bu iktidara karşı bizler de kadınların yüzyılı olacağı, Kürtlerin yüzyılı olacağı, halkların yüzyılı olacağı yeni bir yaşamı inşa etme hedefinde olacağımızı ifade ederim. 2022 mücadeleyle geçti, 2023 başarıyla sonuçlanacak ve son olarak biliyorsunuz ki dün Şebnem Korur Fincancı'nın duruşması vardı. Özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yürütülen savaşta kimyasal kullanma iddialarıyla ilgili yaptığı beyanatlarla ilgili yargılandığı dosyaydı. Oradaki paylaştığı şiirden ben de kısa bir kesitle konuşmamı, açıklamamı sonlandırmak istiyorum. Gerçekten bu yılın tam da onun ifade edeceği bir yıl olabileceği temennisiyle yaklaşıyoruz. Ve Şebnem Korur Fincancı Melih Cevdet Anday'ın şiirinden bir kesit okumuştu. Ben de o şiirinden bir kesit okuyarak Şebnem Hoca'ya da buradan selamlarımızı ileteyim. O gün gelsin, neşemiz tazelensin de gör dünyayı. Hele sen bir barış olsun da gör, seyreyle gülü bülbülü. Çiftler çiftler aylar gökyüzünde, her gece ayın 14'ünde. Emin olun ki 2023 yılını bu faşist tekçi iktidarın, kadın düşmanı iktidarı yeneceğimiz, başarıya ulaşacağımız yüzyıl olacağını temenni ediyoruz. Bütün halkımıza yeni yılda barış, özgürlük diliyoruz. Teşekkür ederim.